Bakü'de Yunus Emre Enstitüsü'nde bugün bir etkinlik var. Önemli bir etkinlik. Bir yazar bir kitap tanıtıyor. Muhabir arkadaşımız orada. Fatih Avanos'a dönelim. Hangi yazar, o yazar kim, hangi kitap, bu kitap niye önemli? Detayları senden alalım. Teşekkür ediyoruz. Karabağ Azerbaycan'ın tarihi toprakları, kadim toprağı ve işgal altında bugün biliyorsunuz. Bu bakımdan da Azerbaycan'ın milli meselesi. Bu anlamda da önemli bir kitap. Kanlı Taş isimli bir kitap. Türkiye'de artık bu eser Türk okurlarla buluşmaya başladı. Eserin yazarı Sayın Nizami Muradoğlu ile birlikteyiz. Eser neyi anlatıyor? Bize o Türk okurlarına hangi mesajları veriyor? Onu merak ediyorum efendim. Nahçıvan'da mı geçiyor? Hangi dönemde geçiyor? Sizden alalım. Teşekkür ederim. Demek bu kitap Nahçıvan'da olan Ermeni tecavüzüne karşı yazılmış bir kitaptır. Bilirsiniz ki uzun zamandır Dağlık Qarabağ Ermeni işgali altındadır. Ama zaman zaman Ermeniler hem de Nahçıvan'ı işgal etmek eşkine düşmüşler. Ve 1905-6, 1918-20. Yıllarda burada çok büyük mübarizeler getmiştir. Ermeniler General Andranik'in rehberliğiyle istediler Nahçıvan'ı işgal etsinler. Ve bu zaman Nahçıvan əhalisi, cemaati o cümleden qeyd eləmək vacibdir ki, Kazım Qarabəkir Paşanın rehberliğinden 11. kolordu da Nahçıvan'ın köməyə geldi 1918-ci ildə və Nahçıvan işgaldan azad oldu. Çünkü Ermeniler burada gəlmə adamlarıydılar. Onlar 1828-ci ildə Çar Rusiyasının demək İran ilə müharibəsi nəticəsində Azərbaycanı iki yerə bölmüşdülər, işgal olunmuşdu və o zaman ermənilərin bir hissəsini İrandan, Türkiyədən, Suriyadan bunların Naxçıvana və Qarabağa, Gəncəyə, Azərbaycanın digər bölgələrinə köçürmüşdülər ki, burada Xristiyan əhalinin sayını artırmaq üçün. O zaman başlamışdı aslında. 1915-1920 yılları dönemini kapsıyor kitap diyorsunuz. Bəli, Naxçıvan özellikle demek ki çok ilginç. Türkiye ile aslında Azərbaycan arasında bir tampon bölge gibi. Şunu da merak ediyorum. Gerçek yaşanmış hikayeler mi, belgelerle mi, sohbetlerinizle dayalı mı yazıldı bu kitap? Nasıl yazıldı? Elbette bu gerçek həqiqətlər burada əks olunubdur. Ona görə ki, Naxçıvanda cəmaat çox zülmə məruz qalıbdır erməni işğalçıları tərəfindən və o baş vermiş hadisələr də canlı şahidlərin dilindən söylənmişdir zamanında. Hətta mənim babam da qətl olunmuş ermənilər tərəfindən və yaşlı adamlardan eşitdiyim əhvalatlar hamısı bir tarixi bədii roman olaraq əks olunmuşdur bu kitabda ki, Naxçıvan hadisələri də demək Azərbaycanın erməni işğalının bir parçasıdır, bir hissəsidir. Onlar düzdür, ermənilər Naxçıvanda istədikləri məqsədə nail ola bilmədilər. Çünki Naxçıvanlılar çox mübarizə apardılar. O cümlədən türk qardaşlarımız Osmanlı dövləti o zaman gəldi, kömək elədi və bu xilas ola bildilər. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Türk okurlarıyla buluşturdunuz. İnşallah milyonlara ulaşır diyelim. Başınız sağ olsun, babanızın da tabii rahmeti olduğunu, Ermeniler tarafından olduğunu öğrenmiş olduk. Evet, Nizami Muradoğlu'nun Kanlı Taş eseri kitabını Türk okurlarıyla buluştuğunu ifade ettik. Yunus Emre Bakü Enstitüsü'nden notlarımız bu şekilde. Sözlerinden size bırakalım. Bakü'den Fatih Avanos ve konuğuna biz de teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler.